Herkese selamlar dostlar. 9 Aralık 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Perşembe günü çekiyorum bu videoyu. Şimdiden değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diyerekten de başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamız burada derbi olacaktır. Beşiktaş Fenerbahçe. Maç skoru olur sizlere sorduk. Derbi olması kaynaklı ve cumartesi olması kaynaklı bilen 3 arkadaşımızı Aralık ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda misafir edelim. Tottenham ve Aston mücadelesi bu akşam oynanacak. Onu da artık pazar videosunda açıklarız diye düşünüyorum. Bilginize geçtim bunu. Her türlü soru görüş öneri için de Instagram üzerinden gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımız da Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Buradan benimle doğrudan iletişime geçerseniz ben size de yardımcı olmaya çalışırım. Yüksek mislere baktığımız zaman da çarşambanın yüksek mislileri ekranda şu an Brighton mücadelesine KG olarak vermiştik. Sheffield Liverpool'un ben ilk 60 dakikayı kazanacağını düşünüyordum. Baskonya maçı da 3 sayıya gitti. Yüksek misli de şu şekil oluyor dostlar. Burada bir kasa yönetimi yapıyoruz. Kasa yönetimi de şu şekilde verdiğimiz her bahsin altına canlısı olsun. Maç önü tercih olsun. Her türlü verdiğimiz miktar yazıyoruz ki burada oranlara göre de hesaplamasını yapabilelim diyerekten de. Hatta yüksek misli canlı da verdim dün iki tane. Bunlar neydi? Manu'nun ilk yarıdan bir golü ve aynı şekilde Manu maçında ilk yarı bir buçuk üst olarak değerlendirdim. Yüksek misli canlı bu şekilde en güvendiğim maçlara da canlı olarak değerlendirme de yaptığımızı belirtelim. Bu şekilde yüksek misliye geleceklerinizle bir bilgi sağlayalım. Canlı olarak baktığımız zaman da gruplarımızda aynı şekilde cumartesi günü de yoğun bültenle devam edeceğiz ve çok güzel maçlar var. Hem Premier Lig hem de Süper Lig özellikle derbi vesaire derken canlı odamızda şov yapmaya devam edeceğiz. Umarım diyerekten de ve herkes açık Telegram grubunda açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mevcut. Burası ücretsizdir. Cumartesi günü mesela buraya girin katılın. 2-3 tane canlı vereceğiz zaten. Zaten grup parasını bir aylık grup parasını her türlü çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden buralarda sizler de mutlaka katılın diyelim diyerekten de başlayalım. Sizlerden ricam cumartesi videosu olması kaynaklı artı 600 seviyesinde bir beğeni bekliyorum sizlerden. Beğeniler için çok teşekkürler maçlarımız güzel. Dilerseniz başlayalım. Crystal Palace'la Liverpool karşılaşması. Şimdi maç şu yönden güzel. Liverpool'a güzel bir oran açmışlar burada galibiyetini aslında. Crystal Palace son mücadelesinde Bournemouth'a karşı mağlup oldu 2-0. E, maçın ağırlıklı olarak oynayan tarafı Crystal Palace tarafıydı. E, Liverpool'da Sheffield'ı yendi. Hatta o maçta ikinci gol Liverpool olaraktan da bir canlı yapmıştık. 1.67 gibi orandan güzel aldık. Bekledik çünkü oranı yüksek orandan değerlendirdik burada. Ben burada e, günün erken seans mücadelesi Günün erken seans maçları biliyorsunuz sürprizlere açık mücadele. Fakat Liverpool'un bu kadar ihmal almışken ben burada bir hata yapmasını beklemiyorum ve mücadele 2-1 kazanmasını bekliyorum. Burada ideal olarak burada deplasmanda Liverpool'un atacağı 2 golü değerlendirebiliriz. 1.42 gibi oranı var. Deplasman 1.5 üst. İdeal olarak başlayabiliriz. Benim skor beklentim burada arkadaşlar 2 1lik bir Liverpool galibiyeti. Bunu da ayrıca belirteyim. Ve ayrıca arkadaşlar Avrupa'da yaşayanlar veya Avrupa'dan oynayanlar bilmiyorum ama Muhammed Salah gol atar alabilir. Gerçekten ilk başlarda çok bencil hareketler yapıyor Salah. Onu söyleyeyim ben sizlere. Yani gol atmak için çok elinden geleni yapıyor diyeyim ben sizlere. Muhammed Salah da gol atabilir Liverpool tarafından. Samsun'da Kasımpaşa son dönemin formda yani bu maçta Kasımpaşa bile favori değil öyle söyleyeyim. Çünkü Samsun buraya gelirken Adana Demir'i deplasmanda yendi de geldi. Önemli bir galibiyetti. Adana Demir e, Samsun adına. Onlar da son dönemde galibiyet aratlarında zaten Ziraat maçında da aynı şekilde galip geldiler. Son dönemde bir kıpırdanma var. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da Sami Uğurlu hoca geldi. E, söylemiştim zaten bu mulekalı parlak dönemde Kasımpaşa'nın başın no vardı. Kasımpaşa'nın İlk mücadelesinde 4-2 kazanmasını bildi Gaziantep'e karşı. Çok iyi bir mücadeleydi. Dostlar bu Süper Lig e isteyen bulaşmasın ama ben diyorum ki bu mücadelede karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirilir. Çünkü temponun yüksek olacağı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın oyuna girerekten de KG varanı bekliyorum. Bu idealidir. Biraz daha oranı 1.70 bandına çıkartmak isteyen varsa mücadelede 2.5 üst var yaparsa Hemen şurada gördüğünüz üzere hem 2.5 hem de karşılık gol var yaparsa oranı 1.70 bandına da çıkartabilir. Union Berlin ile Gladbach karşılaşması. Union Berlin'de bir değişiklik var. O yüzden aldım bu mücadeleyi. Yoksa değerlendirme altına almayacağım bir karşılaşmaydı. Trabzon'un teknik direktörü vardı ya. Abdullah Avcı'dan önce. E, Biyaysa. Nemet Biyaysa. Her neyse ismi öyle. E, şey diyeceğim. Union Berlin'in başına geldi. Bu maç hakkında şey dedi ilk mücadelemiz için sabırsızlanıyoruz falan vesaire bu yönde bir açıklamalar vardı. Yoksa Union Berlin zaten kendi evinde 6 maçta 5 gol mü ne yaptı? Fakat yeni teknik adamın değişmesiyle birlikte her zaman ekstra bir özgüvenle sahaya çıkacaklardır ki. Yaptı açıklamada şu yönde yani Gladbach maçını sabırsız sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Bakalım Gladbach tarafından da gol bekliyorum. Ben burada karşılıklı gelecek golleri değerlendirdim. 1.42 gibi oranı var. İdealden Gladbach zaten. Özellikle Union burada basacağım derse Gladbach arkadaki pozisyonları değerlendirerekten de iyi pozisyon bulacaktır. Onun dışında burada birazdan şeye gidelim. Macera aramak isteyenler de ev sahibinin atacağı 2 gol. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı da burada 1.80 bandında Burada Union Berlin tarafı yeni hocasıyla ilk mücadelesinin de olması kaynaklı. Ev sahibi 1.5 stonunda 1.74 gibi oranı var. Ekstradan sizden öneririm. Mücadeleyi de Union Berlin kazanırsa şaşırmam. Yeni teknik adamıyla birlikte 10 haftadır 12 haftadır galip gelemeyen Union Berlin burada galip gelme ihtimali de var bence. Brighton'la Burnley mücadelesi. Brighton'da son mücadelesinde Brentford'a karşı e, iyi oynayaraktan da galip geldi. Gerçekten ilk golü yemesine rağmen penaltıdan yedi ilk golü. Ama maç genelinde hatta 3. gol de geldi mi? 2-1 mi bitti? 3 geldi mi? 2-1 bitti. Üç gelmemişti. Biz burada pardon şundan dolayı. Üçüncü gol Brent, e, Brighton girmiştik. Oradan kazandık. Üçte aklım ondan kaldı. Ben burada Brighton tarafındayım. Son dönemde gerçekten bir sıkıntı yaşasa da Brighton takımı. Oyun olarak zaten düşüşte. Kırmızı kart cezaları vardı. Bu maçta da zaten dönüyorlar. Böyle yeni oyun Oyunu ağırlıklı olarak domine eden taraf Brighton tarafı olacaklar. bir de takip eden varsa zaten ekstradan bir hırslı. Burada ev sahibi 1.5 sonra 1.37 gibi oranı var. Brighton kendi evinde bence kolay kolay salmaz. Burada atacağı iki golü değerlendirdim ben. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Manchester United ile Bournemouth mücadelesi. Manchester United'ın Chelsea maçını izledim. Ve Chelsea maçından sonra Tenak'ın yapmış olduğu açıklamalarda iyi bir şekilde galip gelerekten de devam etmek istiyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Garnaccio çok iyi. Arkadaki boşlukları iyi değerlendiriyorlar ki şimdi Bournemouth takımı da yani çok kapanan bir takım değil çok fazla kapanmayacaktır diye düşünüyorum. Onlar da bu maçın içine girecektir. Ben burada United tarafındayım. United Chelsea maçında gerçekten çok beğendim iyi de oyun oynadılar ama genel olarak loser bir takım United tarafı. Ben burada ev sahibinin atacağı 2 golü değerlendirdim. Değerlendirecekler burada United'ın atacağı 2 golü ev sahibi 1.5 üstü. Yine 1.37 1.37 bandından ideal olarak değerlendirebilirler. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bournemouth tarafı da gol bulabilir bu arada. O yüzden Bournemouth tarafından da gol bekliyorum. Ben 2-1 bandında bir, bir, maç sonucu gelebilir. Şu önden bir değerlendirmem olacak. Mat sonu 1 ve KG var seçeneği. 2-10 gibi de bunun oranı var. Mücadele United kazanabilir 2 1e ayarında ama kalecisinde gol de görme ihtimali ona ana kaynaklı da zaten mevcut. Matsun'u 1 ve KG var da ekstradan değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş'ta Fenerbahçe mücadelesi. Öncelikle bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Bilen 3 arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza alacağız. Ayrıca sizlerden de artı 600 seviyesinde beğeni beklediğimizi tekrardan hatırlat hatırlatalım. Şöyle 10 saniye ayırıp veya 2 saniyenizi ayırıp beğeni butonuna basıp bir de yorum bırakırsanız şimdiden çok teşekkürler. Dostlar zor bir mücadele. Çünkü Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Yani Beşiktaş'ın bu maçta kaybedecek hiçbir şeyi yok. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman da bazı eksiklikler var. Yine defans hattında kim oynayacak diye baktığımız zaman da burada Samet Ciku bu maçta olabilir. Ama Samet de olacak muhtemelen. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin de kazanması lazım burada. Ben açıkçası Fenerbahçe tarafındayım. Çünkü burada Beşiktaş kaybetti kimse bir şey demez. Ama Beşiktaş burada oynayabildiği en iyi oyunu oynamaya çalışacaktı. Çünkü kaybedecek bir şey yok. Ama ben burada Fenerbahçe'nin diğer seçeneğinde herhangi bir yeri kazanının değerlendireceğim ideal kombinlere girecek bir karşılaşma. Onun dışında ben burada Beşiktaş'ın da gole katkı verirse mücadele gelince var ve üst olarak da oranı 1.76'ya kadar da ekstradan yükseltmek isterim. Yükseltebilir. Ama dediğim gibi ben burada Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe en az bir yarayı kazanan oranı zaten 1.44 gibi oranı var. İdealden. Onun dışında mücadele genelinde beklendiği gibi geçerse var ve üst seçeneği de değerlendirilebilir. Aston Villa ile Arsenal mücadelesi. Aston Villa evinde oynamış olduğu 7 iç saha mücadelesinde hepsini kazandı. 7'de 7 yaptı. İç en çok puan toplayan takımlardan bir tanesi diyelim. Liverpool'da aynı şekilde zirveyi alıyor. Avarajda 24 gol 5 gol yemiş Yani son City maçını izleyen var mı? Aston Villa City'yi deldi. City'nin 90 dakika boyunca maç bitimine kadar daha doğrusu 2 adet şutu var. Sadece Aston'un 20 tane falan var yani acayip bir e, tokat etti yani City'yi. Arsenal'la oynayacaklar ama ben burada Arsenal'in o maçı da izledikten sonra artık Arteta'da o maçı gördükten sonra ekstradan bir performans sergilemesini bekleyeceğim Arsenal tarafından. Mücadelede Arsenal zaten favori karşılıklı gelecek golleri aldım. Oran da güzel. Gayet ideal bir oranı var. Her iki takım da burada oyuna girebilir. KG var seçeneğini değerlendirdim. Tek ideal tercihim olarak da aldım. Bor Borussia Dortmund'la Leipzig karşılaşması zor bir karşılaşma. Maçın favorisine baktığımız zaman zaten yani birbirine yakın karşılaşma. Burada alacak varsa şöyle bir seçenek alsın var ve üst değerlendirmesi yapılabilir. İdealden bir 34 bir 40 bandında mücadele hem var hem üst olabilir. Fakat benim sizlere önerim şu yönde olacak. Borussia Dortmund'un kendi evinde olması kaynaklı da ilk yarıdan gol bulabilir Borussia Dortmund. Onun da bilgisini vereyim. Hatta ilk yarı 1-1 bir bir başlayabilir bu mücadele. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Cumartesi için ideal ve yüksek konulardan bahsettim. Henüz daha kupon oluşturmadım. Gruplarda oluşturacağım. Pazara bir kombine verebilirim. Sizlerden ricam beğenilerdir. Beğeniler geldiği takdirde ben zaten elimden geleni yapacağım. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.